İktidar bazen yozlaştırır. Ama mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Türkiye 2014'ten bu yana bu gerçeği en acı bir biçimde öğrendi. Öğrenmeye de devam ediyor. Tek kişilik saray rejimi memleketin bereket, milletimizde ağız tadı bırakmadı. Tencereler boşaldı, cepler boşaldı, elektrik faturaları milleti çarptı, akaryakıt, doğalgaz fiyatları yurttaşlarımızı yaktı, vatandaş saray mamulü pahalılığın altında ezildi gitti. Çünkü ülkemizde istişare bitti. Memleket tek bir kişinin talimatıyla yönetilir sanıldı. Yasama, yürütme ve yargı ekleri tek kişinin elinde toplandı. Adalet çöktü, demokrasi bitti. Milletin sesi duyulmaz, sözü de dinlenmez oldu. Dünyaca meşhur The Economist dergisi dün 2021 Küresel Demokrasi Endeksini açıkladı. Bu endekste Türkiye 167 ülke arasında 103. sırada. Oysa daha 2013 yılında aynı listede 93. sıradaydık. Demokrasi liginde son 8 yılda 10 basamak birden düştük. Türkiye sorunlu demokrasiler ile otoriter rejimler arasında melez rejimler liginde. Otoriter rejimler ligine düşmeye 5 sıra kalmış. Ne yazık ki aynı coğrafyada yer aldığımız Avrupa ülkeleri içinde ucube melez rejimle yönetilen tek ülke biziz. Beraberce anıldığımız ülkeler Uganda, Gambiya, Nepal. 100 yıllık cumhuriyetimiz bunu asla hak etmiyor. Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç ise zalimdir. Anayasaya, yasalara, hukuka saygı duymayan, adaleti katleden saray yönetimi milletimize zulmetmektedir. Evlerden yandım Allah feryatları yükseliyor. Beddualar arşa ulaşıyor. Ama milletimizin sesini duyan yok. Liyakatin yerini saraya sadakat almış. Beceriksizlik, kifayetsizlik arttıkça zulüm de artıyor. Geçtiğimiz hafta 9. Cumhurbaşkanımız, Barajlar Kralı, rahmetli Demirel'in memleketi Isparta'nın elektrikleri 4 gün boyunca kesildi. Isparta karda kışta ışıksız kaldı. Isparta'yı zulmet sardı. Yalvaç ilçesinde 70 yaşında bir yurttaşımız Ramazan Nazlı evinde yatağında donarak can verdi. 2022 Türkiye'sinde ülkeyi yönetenler Ramazan Nazlı'nın canına sahip çıkamadı. Buna karşılık onun ölüm nedenini örtbas etmeye kalktı. Yönetimin millete karşı örtbasa, gizlemeye başvurması aslında otokrat rejimlerin alameti farikasıdır. Ama hala bu ülkede bütün baskılara rağmen meslek namusuna sahip çıkan doktorlar ve gazeteciler var. Ramazan Nazlı'nın vefat belgesinin yayınlanmasıyla Ramazan Nazlı'nın ölüm nedeninin birden fazla vücut bölgesinde donma olduğu ortaya çıktı. Resmi makamların gizleme, saklama, üzerine örtme teşebbüsü hakim kaldı. Yıllarca kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu deyip durdular. Peki şimdi Isparta'da elektriksizlikten evinde donarak vefat eden Ramazan Nazlı'nın hesabını kim verecek? Elektrik dağıtım işini kar hırsıyla gözü dönmüş yandaş elektrik dağıtım şirket, yandaş müteahhitlere peşkeş çeken sarayın bu cinayette vebali vardır. Millete fahiş faturaları gönderen ama işlettiği şebekenin bakımını yapmayan, altyapı yatırımını yapmayan, milleti 4 gün elektriksiz bırakan yandaş dağıtım şirketi bu cinayetten mesuldür. Yandaş dağıtım şirketini denetlemeyen Enerji Bakanı da bu cinayetten sorumludur. Vatandaşa ulaşmak yerine vatandaşın ölüm nedenini saklamaya kalkan yerel idare, belediye de bu cinayetten sorumludur. Hazreti Mevlana, adalet demek her şeyi yerli yerine koymak demektir. Ayakkabı ayağındır, külah da başa aittir diyor. Ayakkabıyı başa, külahı da ayağa geçirirseniz bugün ülkemizde gördüğümüz felaketlerden milleti korumak imkansız olur. Isparta'da yaşananların hesabı adli ilahiye bırakılamaz.
Isparta'da 4 gün boyunca görünmeyen Enerji Bakanı birkaç gün elektriğinizi veremedik, hakkınızı helal edin diyerek bu sorumluluktan kaçamaz. Isparta'da yaşanan felaketin zararları elektrik faturalarını bir ay öteleyerek hiçbir şekilde tazmin edilemez. Buradan açıkça ifade edelim. Biz zalime hasım, mazluma hısım olanlardanız. Isparta'da yaşanan felaketle ilgili dört başı mamur bir soruşturma derhal açılmalıdır. Ispartalının zararı kuruşuna kadar tazmin edilmelidir. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlere her türlü müeyyide uygulanmalıdır. Bundan böyle de bu şekildeki müessif olayların yaşanmaması için elektrik üretiminin, dağıtımının, bunların özelleştirmelerinin, yapısal sorunları, ortaya çıkarttığı sorunlar hemen ele alınmalıdır. Lisans iptalleri de dahil gereken her türlü düzenleme yapılmalıdır. Bu konuda meclise de gereken bilgi verilmelidir. Diğer taraftan sarayın kara kışta yaptığı elektrik zamları zulüm oldu, milletimizi perişan etti. Yılbaşı gecesi elektriğe yaptıkları %52 ile %130 arasındaki korkunç zam fatura olup milletin önüne geldikçe insanlarımız çılgına dönüyor. Doları düşürdük diye caka satan saray elektriğe bu kadar zam mı, neden yaptığını şu milletimize bir türlü açıklayamıyor. Biz buradan bir kere daha soralım. Neden bu kadar fahiş zam yaptınız? Sarayın hangi ihtiyacını karşılamak? Hangi saray beslemelerini abad etmek? Hangi yandaşları doyurmak için bu fahiş zamları bu milletin sırtına yüklediniz? Böyle bir zulmü bu millet ne gördü ne de yaşadı. Esaf'ın elektrik faturası ödediği kirayı aşmış. Hatay'da telefon aksesuarı satan bir esnaf, iş yerimin kirası 4400 lira. Gelen elektrik faturası 5658 lira diye isyan ediyor. Esnafımız buna sessiz kalan, ses çıkarmayan herkes de suçludur diyerek aslında bu soygunu ihbar ediyor. Mersin'de bir ayakkabı tamircisi 50 ila 100 lira gelen elektrik faturası bu ay 355 lira geldi. 12 metrekarelik dükkanımın faturası belimi büküyor. Bu gidişle aydınlanmayı mumla, ısınmayı da ateş yakarak sağlayacağız diyor. Yine Eskişehir'de emekli bir yurttaşımız, geçen ay 160 lira gelen elektrik faturası şimdi 419 lira geldi. Elektrik ve doğalgaza 1000 liradan fazla ödüyorum. Aldığım emekli aylığı 3000 lira bile değil, insaf diye haykırıyor. Amblemine ampulü takıp iş başına gelen siyasi parti, 20 yılın sonunda milletimizi evde ampulün düğmesine dokunamaz hale getirdi. Vatandaşı muma, ateşe, gaz lambasına muhtaç etti. Yani Edison bu kadar zulme neden olacağını bilse gerçekten ampulü icat etmezdi. Meydanlar açız açız diye bağırıyor. Vatandaşımız evinin kirasını ödeyemiyor. Yurttaşlarımız elektrik faturasını ödeyemiyor. Doğalgaz parasını, su parasını yatıramıyor. Pazarcı esnafı tezgah açamıyor. Vatandaşımız bıraktık eti, sebzeye, meyveye yaklaşamaz oldu. Pazarda çıkma sebze meyve peşinde koşuyor. Halk ekmek kuyruklarında gecenin ayazını yiyor. Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bunun sorumlusu kim? Tabii ki saray ve onun kibirli başı. Vatandaşımız bu kış yediği ayazı hiç unutmayacaktır. Artık şu gerçeği herkes öğrendi. Kaçak sarayın ampulü sandıkta söndürülmeden milletimizin bahtı aydınlanmaz. Bu sıkıntıların yaşanacağı önceden belliydi. Korkunç bir kara kışın yaklaştığını Sayın Genel Başkanımız defalarca söyledi. Hükümete kara kış fonu kurun dedi. Ama her zamanki kibirleriyle laf söz dinlemediler. Fon falan kurmadılar. Aksine vatandaşı kara kışta donduracak her şeyi yaptılar. Saray sosyetesini, yanaşmalarını, yandaş müteahhit çetelerini abat, vatandaşın hayatını ise berbat ettiler.
Milletimizi soyup soğana çevirdiler, can evinden vurdular. Genel başkanımız hükümete ivedilikle atması gereken adımları iki gün önce bir daha söyledi. Elektrik üzerindeki %18 KDV'yi yaza kadar %1 olarak uygulayın. Hiç olmazsa 350 liralık elektrik faturasında en azından 50 liralık bir rahatlama sağlayın dedi. Ayrıca 31 Aralık gecesi yaptığınız, nedenini de bu millete bir türlü açıklayamadığınız zamları derhal geri alın dedi. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün dedi. Milletten haksız yere aldığınız bu paraları da iade edin dedi. Bunları yaparlar mı? Göreceğiz. Bunların sevdikleri İBAN, sevmedikleri ise gariban. Milletimiz çok zorda. Genel başkanımız halkımıza da bir çağrı yaptı. Şimdi de siz elektrik faturalarınıza İBAN numaranızı yazın. Sıra sende diyerek etiketlediğiniz faturalarınızı sosyal medya aracılığıyla Erdoğan'a gönderin. Belki milletin sesini duymayan, milletin halini görmeyen, milleti unutan sarayın kibirli başı bu defa milleti hatırlar dedi. Genel başkanımız bir de tıpkı adalet yürüyüşünde olduğu gibi bireysel bir kararla 31 Aralık gecesi yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Böylelikle zalime hasım, mazluma hısım olacağını bir kere daha gösterdi. Bizim anlayışımızda zulme rıza göstermek, zalime karşı çıkmamak da zulümdür. Elektrik gibi akaryakıt zamları da zulüm oldu. Millete ezdi geçti. Son bir yılda benzine %109, mazota %132 zam geldi. Hem benzinin hem mazotun litresi 15 lirayı aştı. Millet arabasına binmez oldu, binemez oldu. Çiftçi traktörünü tarlasına götüremez oldu. Çok değil daha 2 ay önce Aralık başlarında dolar kuru 13,5 lira civarındayken benzinin litresi 9 lira 63 kuruş, mazotun litresi de 9 lira 44 kuruştu. Bugün dolar kuru yine 13,5 lira ama benzinin litresi 15 lira 27 kuruş. Mazotun litresi ise 15 lira 54 kuruş. Dolar kuru aynı ama son 2 ayda benzine %59, mazota %65 zam gelmiş. Buradan bir kere daha soruyorum. Neden bu zam mı yaptınız? Kimleri abat etmek için, kimleri doyurmak için bu zamları yaptınız? Sonunda kamyoncu esnafı da kontak kapatma noktasına geldi. Çiftçilerimiz perişan. Gübre fiyatlarının son bir yılda 5'e katlanması yetmezmiş gibi 2'ye katlanan mazot fiyatları çiftçimizi ezip geçiyor. Pazar tezgahında tek bir salatalığın fiyatı 5 lira 13 kuruş. Bir tek patlıcanın fiyatı 5 lira 25 kuruş. Bir domatesin fiyatı 2 lira 63 kuruş. Bir yeşil biber 2 lira. Tüm bu sebzelerden birer tane alsanız ödeyeceğiniz para 15 lira. Buna bu millet nasıl dayanacak? Ziraat Bankası borcunu ödeyemeyen çiftçinin kredi borcunu yapılandıracaklarmış. Tam nihayet sesimizi duydular diyecektik. Bir de baktık bugüne kadar işlemiş faizi de borca dahil etmişler. Ondan sonra yeniden yapılandırıyorlar. Ya beyler çiftçide borcunu ödeyecek takat zaten bırakmadınız. Ama hala çiftçiden bir de faiz almaya çalışıyorsunuz. Önce bugüne kadar çiftçinin işlemiş faizini bir silin. Sonra kalan borcunu yapılandırın. Yetmez. Çiftçinin tarım kredi kooperatiflerine olan borcunu da derhal aynı şartlarla yapılandırın. Bir defa daha söyleyelim. Vakit daralıyor. Büyük bir gıda krizi kapımızda. Yapılması gerekenler var. Hızla. Hükümete açıkça çağrıda bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl için tarımsal üretim planlamasını derhal yapın. Desteklemeleri buna göre bir an önce belirleyin. Bu yıl için arz sıkıntısı yaşanabilecek stratejik tarımsal ürünlerde alım fiyatı ve alım garantisi uygulamasına geçin. Önümüzdeki yıl çiftçinin kullanacağı gübre maliyetinin en az %50'sini destek olarak verin. Çiftçimizin kullandığı mazotla ilgili verdiğiniz yarısı bizden, yarısı sizden taahhüdüne uyun. Çiftçimize ucuz tohum, besicimize de ucuz damızlık sağlayın. Sebze tohumundaki KDV %8, sebze fidesindeki KDV %18, bunları derhal %1'e indirin. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergiyi kaldırın.
Çiftçimiz elektrik bedellerini hasattan sonra faize falan tabi olmadan ödeyebilsin. Tarımsal sulamada 2021 tarifesini bu yıl arttırmayın. Tarımsal destekleri de bir an önce kanunen vermeniz gereken orana çekin. Bütçede tarımsal destekleri 79 milyar liraya çıkarın. Değerli basın mensupları, saray ve şürekası bahane üretmekten iş üretemiyor. Sarayın kibirlisi millete Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Almanya'daki enflasyonu gösterip enflasyon bizden kaynaklanmıyor, dışarıdan geliyor diyor. Ama Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ülkeleri içinde en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de. Aralık 2020'den Aralık 2021'e OECD ülkelerinde ortalama gıda enflasyonu %6,8. Amerika Birleşik Devletleri'nde %6,5, İngiltere'de %4,2, Almanya'da %5,9. Türkiye'de ise gıda enflasyonunu söylüyorum, %43,8, o da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Şimdi bizde %43, onlarda %10'un altında. Hani enflasyon dışarıdandı? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere ve Almanya'daki toplam gıda enflasyonunun bizdeki neredeyse 3 katı. Diğer taraftan 31 Aralık gecesi yapılan fahiş enerji zamlarını dahil etmeden bile OECD içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip 4. ekonomi olmuşuz. OECD'de ortalama enerji enflasyonu %25,6. Amerika'da %29,3, İngiltere'de %24,5. Hani bizi kıskanan Almanya var ya, orada da %18,3. Ülkemizde ise enerji enflasyonu %48,8. Ocak ayı verileri çıktığında muhtemelen enerji enflasyonunda da OECD şampiyonluğuna yükselmiş olacağız. Bir defa daha söylüyoruz. Bizdeki enflasyon hayat pahalılığı dışarıdan falan değil. Düpedüz saray mamulü. Yani sorun dışarıda değil, bizzat içeride. Ustası da Erdoğan. OECD enflasyon rakamlarını artık Türkiye dahil, Türkiye hariç diye açıklamaya başladı. Neden? Çünkü Türkiye'ye dahil ettikleri zaman iş çığırından çıkıyor. Esasında OECD saray imalatı, bizdeki saray imalatı yüksek enflasyonun etkisinden kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bu arada cari açığı düşürerek enflasyonla mücadele safsatasının geldiği nokta, gelmekte olduğu nokta bugün belli oldu. 2021 Aralık ayına ait ödemeler dengesi yayınlandı. Türk lirasındaki olağanüstü değer kaybına rağmen cari açık düşmek bir yana 2021'in son 3 ayında artmış. 2021 Aralık ayında 3,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en yüksek Aralık ayı cari açığı verilmiş. Aralık'ta tek bir ayda bilinen kanallardan 1 milyar 200 milyon dolar bu ülkeden kaçmış. Bilmediğimiz kanallardan, yani net hata ve noksan kaleminden çıkan para ise 8 milyar 700 milyon dolar. Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinde tek bir ayda ülkeden kaçan en yüksek para miktarı. Bu kaçışı ne tetikledi? Sermaye kontrolü beklentisi mi? Yani insanların bu hükümete olan güveninin yerle bir olması mı? Yoksa arkasında başka bir hikaye daha mı var? Aralık ayında 13,8 milyar dolar döviz rezervi tüketilmiş. Harcanmış gitmiş. Bu da damadın pandemiyi fırsata çevirip dövizleri buharlaştırmaya başladığı 2020 Mart ayında tüketilen 16,6 milyar dolarlık rezervin ardından tek bir ayda harcanan en yüksek rezerv miktarı. Döviz şahlandıkça rekabet gücü artıyor dediler. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye masallar anlattılar. Bu ülkenin önce 128 artı 9 milyar dolar rezervini yiyip bitirdiler. Sonuç,
itibarı sıfırlanmış Türk lirası, artan dolarizasyon, şahlanan enflasyon, düşmeyen cari açık, artan piyasa faizleri, kamu mali dengelerine getirilen böyle alayış ve alayışla tanıtılan enstrümanlar nedeniyle eklenen ilave yükler, dövize çevrilebilir mevduatın, Turgut Özal'ın bile Allah bize bir daha göstermesin dediği, dövize çevrilebilir mevduat benzeri araçların yeniden devreye sokulması, gelecek iktidarların sırtına çok büyük yükler yüklenmesi, tam bir beceriksizlik anıtı olarak karşımızda duruyor. Değerli basın mensupları, sarayın ülkeye yaşattığı zulmün bir diğer adı da işsizlik. Dün geçtiğimiz yılın Aralık ayına ait işsizlik verileri açıklandı. 2021 yılının işsizlik tablosu da büyük ölçüde netleşti. 2021'de gerçek işsizlerin sayısı, yani bu da TÜİK'e göre geniş tanımlı işsizliği kastediyorum, sayısı 121 bin kişi artarak 8 milyon 799 bin kişiye ulaşmış. Tekrar söylüyorum, makyajlı rakamlarla. 2019'da geniş tanımlı işsizlerin sayısı 6,5 milyon kişiydi. Son iki yılda 2 milyon 280 bin kişi işsizler ordusuna katılmış. 2021'de TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile geniş işsizlik oranı %24 civarında gerçekleşmiş. Aynı oran 2019'da %19'lardaydı. Hem hayat pahalılığı hem de işsizlik sefalet olup, yoksulluk olup milletimizi ezip geçiyor. İşsizlik ve enflasyondan oluşan sefalet endeksinde ilk kez Arjantin'i geçtik. G20 içinde sefaletin şampiyonluğunu ele geçirdik. 2021'de 155.938 çocuğumuz beslenme çantalarına yiyecek yemek koymaya artık ailelerin takatı kalmadığı için okullarını terk etmiş. Fırsat eşitliğini kaybeden bu yavrularımız, ailelerinden devraldığı yoksulluğu kendilerinden sonrakilere maalesef miras bırakacak. Bu söylediklerim sıradan kuru birer rakam değil. Yokluk, yoksulluk, yoksunluk maalesef çok büyük bir hızla bu ülkenin acı gerçeklerinin başına geçiyor. Yokluğun, yoksulluğun ve yoksunluğun olduğu yerde de adalet değil zulüm vardır. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk, küfr ile belki ama zulüm ile payidar olmaz memleket derken tam da bunu kastetmiştir. Adaletin kaybolduğu, zulmün ve despotizmin hüküm sürdüğü yerlerde suç örgütleri de karanlık ilişkilerde yeraltı dünyasında sahne alır, yeryüzüne çıkar. At izi it izine karışmaya başlar. Susurluktan tam 26 yıl sonra mafya, ticaret, siyaset, Bermuda, şeytan üçgeninde sarsıntılar yeniden başladı. Mafyadan para alan siyasetçilerle ilgili iddialar ortaya döküldü. Bu ülkenin atanmış İçişleri Bakanı mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçi olduğunu kameralar önünde çıktı itiraf etti. Aynı İçişleri Bakanı pek çok suçluyla fotoğraflar da vermişti. Bunlar da ortaya döküldü. Sezgin Baran Korkmaz'ın ülkeden kaçmadan hemen önce bu atanmış İçişleri Bakanı ile görüştüğü de ortaya çıktı. İçişleri Bakanı bu işe yukarılarda karar verdiklerini mecliste itiraf etti. Ama yargı İçişleri Bakanı'nı çağırıp da bunlar nedir diye sormadı. Tüm bu karanlık ilişki ağlarında adı geçen bir isim en son Kıbrıs'ta profesyonel bir suikastla öldürüldü. Rum mezalimine direnen Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman sancaktarları, Ağrılarla, Toroslarla anılan, beş parmak dağlarında destan yazan, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan güzel Kıbrıs'ın adı, ne yazık ki kumar, uyuşturucu ve kara parayla, mafya hesaplaşmalarıyla anıldı. Bu yeraltı dünyasındaki aktörlerin yer üstünde kimlerle ilişkisi var? Hangi siyasilerle bağlantısı var? Bu işlerin Türkiye bacağında kimler var? Bu suikastın tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı bu kirli ilişkin ağının derinliğini de ortaya koyacak.
Ama şu da bir gerçek. Mafya ticaret siyaset ekseninde zemberek bir süredir boşalıyor. İnfazlar, çatışmalar daha önce de söylemiştim. 26 yıl öncenin Susurluk hadiselerini hatırlatıyor. O dönemde de ekonomik kriz ve devlette yönetim krizi iç içe geçmişti. Millete ağır bedeller ödetilmişti. Ülkenin huzuru iyiden iyiye kaçtı. Zulmün olduğu yerde huzur elbette olmaz. 37. kurultayımızda oy birliğiyle kabul ettiğimiz, genel başkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde söylediğimiz gibi, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumsal barışı kalıcı hale getirmek için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle ödün vermeden mücadele edeceğiz. Bunu da elbette devletin çöken adalet direğini yeniden ayağa kaldırarak, millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizi devletin merkezine oturtarak, demokrasimizi güçlendirerek yapacağız. Biz sarayın ülkemize kaybettirdiği zamanı bir an evvel telafi edeceğiz. Milletimizi diğer tüm milletlerin ilerisinde bir refah seviyesine ulaştıracağız. Hiçbir kadın, hiçbir çocuk istismara, şiddete maruz kalmayacak. Çocuklarımıza annelerinin karnından başlayarak sahip çıkacağız. En büyük servetimiz olan gençlerimizin hiçbiri kaliteli eğitimden, evrensel dijital standartlardan mahrum kalmayacak. Gençlerimizin zengin ülkelerdeki gençlerin sahip olduğu yaşam standartlarına ulaşabilmelerinin önünü açacağız. Bizim iktidarımızda umutsuz, dışlanmış insanlar olmayacak. Bütün bunları adaletle üreterek, zenginliği hakça paylaşarak, yeşilimize, mavimize, çevremize sahip çıkarak, ülkeyi borca batırmadan, milleti hayat pahalılığına ezdirmeden yapacağız. Biz ülkemizi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştırmaya kararlıyız. Biz ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi ligine taşımak için hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.